Evet. Merhabalar Özgür Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Onur Bey, nasılsınız? Tamam, teşekkür ederim. Özer Bey benim öğretmenim. Ben de Mimoza Bilişim'den Onur Kalafat. Özer Bey'in de zaten ismi Özer Irmak. Kendi web sitesi var. Evet, şimdi Özer Bey'e ben bu akşam şeyi sordum. VP Roket ile site hızlandırma. Benim normalde çok rahat bir şekilde geçen ve de yani bence 1000 hatta 2000 hiti günlük trafiği hak eden bir sistem var. Glock sistem 2005 yılında açtım. Pardon, bir saniye. Boğazım takıldı. 2005 yılında açtım. Önce bunu ben hızlandırarak daha sonra hosting firmasının önerdiği bir şey var. Ne derler? Paket var. Onu Evet. etkileyerek, ya pardon, onu kullan denemeye başlayarak daha sonradan bir denememizi yapacağız bakalım. Ya, tabii ki daha yapacağım bir sürü optimizasyon var. Şimdi benim blog sitem şurası. English Web.tr. Girelim bakalım. Özel hocam, sizde de açıldı değil mi? Evet, şu anda görüyorum. Görüntü geldi bana da. Tamam. Özel hocam, şimdi benim sitem burası. Şu anda hiti düşük. Neden? Çünkü trafik alma şeyi varken bakın zaten çoğu şey görüntü bile zorlanıyor açılırken. Şimdi Özür hocam, siz bana Buyurun. mail üzerinden şey atabilir misiniz? VP Roket eklentisini. Tabii hemen atıyorum size. Ha. Özür hocam, size demeyin ya, ben sizin öğrencinizim. Biz arkadaş sayılırız ve şey yani gören. Şimdi size ben en son sürümü atayım. Daha iyi. Bu arada siz de çay mı içiyorsunuz Özür hocam? Kahve, daha doğrusu moka içiyorum. Ben kahve içemiyorum ya. Kahve rahatlatıyor beni. Evet. Sistemin arayüzüne girdim. Pardon, kullanıcı paneline girdim. Yani dashboard, ilk kullanıcı paneli. Tabii ki C panel değil burası. Bakın şu anda hocam çok yavaş, gördüğünüz gibi. Yani eklentiyle bakın şuraya bassam hadi oralara açtı da bakın şuralar daha hala açılmıyor. Ve bu benim bu sistemin yani şu anda bile anlık Google Analytics girdiğimizde anlık en az 7-8 kişi var ve benim potansiyelim anlıkta hele şu saatte iyi bir optimizasyonla en az 30 50-60'ı görüyor. Şu anda bakalım. Şu anda o kadar değil. Az evvel bakmıştım 7 idi. Şu anda 3 saatlerde geç oldu. Çünkü bir eğitim sitesi. İnsanlar bu saatten sonra öğrenmeyi tercih etmiyorlar. Kayıt ne alemde? Kaydediyor mu? Evet, kaydediyor. Kayıt. Özür hocam, bu eklentiyi acaba şeye atabilir misiniz? Bir saniye. Benim siteme kayıtlı olduğunuz e-postayı atacağım eğer bir mahsuru yoksa. Şey atsanız hocam. seo@mimozabilisim.com. Tamam onu o zaman yazın ben oraya atayım madem. Hemen atayım. Bir dakika, nereden yazayım ben bunu? Google Meet'ten yazayım. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz bana. Şöyle yazdım hocam. seo@mimozabilisim.com. Yani tek karakter kullanmadan. Şuraya atın hocam. Ben de hosting firmama gireyim şuradan. Tamam, şunu şuradan alayım ben. Çünkü orada her zaman bakabilirim. Gmail'im o kadar karışık ki bir defa tatile gittim bir hafta. Mailleri kontrol etmedim. O zamana kadar bende günde en fazla 5-6 tane mail birikirdi. Bir hafta mailleri kontrol etmeyince şu anda 20 bin tane mail kontrol edilmeyi bekliyor hala. Doğrudur. Ama bu bahsettiğim, yani bu mailler ne zaman birikti bende? 2 sene önce ve bir daha da üstesinden gelemedim spam maillerin. Hangisinin spam olduğunu ayırt edemedim daha hala. Ona bir çözüm var mı Özer hocam?
Onun tam bir çözümü yok yani. Spam mailler muhakkak Evet. oluyor yani. Ya şöyle, hani şimdi Şu anda gönderdim bu arada WordPress rakı teklentisini. E-postanızı kontrol edebilirsiniz. tamam, hemen şuradan bakalım. Bir panelden şuradan. Evet. Neredeydi bu? E-posta. Bulamazsanız ben buradan linki yollayayım size. Evet. Şuradan gönderiyorum linki. Olur. Buradan da buraya da gelmiştir zaten. Gönderdim. Gönderdiniz. Zaten buraya da geldi mi? Gelmiş olabilir. Bakın ne kadar zorlanıyor değil mi? Şimdi şeyden değil mi hocam? Şuradan bir Evet, saniye. bak orada yazıyor. Tamam. Peki. Şöyle indirelim. Tam gigabayttan. Sürümü yolladım size. Evet. Şimdi bakalım. Buradan Download eklenti kısmını. indirelim. Zorcan, ben bu arada bir şey sorsam, Tabii. hangi internet servis sağlayıcısını Ben Vodafone kullanıyorsunuz? Vodafone. Memnun musunuz? Evet, çok memnunum. Gerçekten güzel ilgileniyorlar. Peki ne kadar şey veriyor? Yani hız ne kadar? Ben şu an 100 megabit kullanıyorum. Tam alıyorum hızı. 100 megabit'e kadar alıyor musunuz? Tabii. İzmir'de. Evet. Tam hızı alıyorum yani. Bunu zaten kendim ben kontrollerini de yaptım. Bana şuradan bir yani internet ve internet speed test. Speed testi yazınca zaten çıkıyor. Oradan kontrolünü yaptım ben. Siz de yapın hocam, bakalım aynı anda yapalım. Ben Turkcell kullanıyorum, siz Vodafone, bakalım. Ama biraz yavaşlatabilir şu anki konuşmaları yalnız. Diyorum yavaşlatabilir. Ben de onu kullan. Yavaşlatabilir, onu söyleyeyim. Evet, benim de şu anda normalde daha yüksek olması lazım. Yani Ama doğru sunuş çıkmayabilir şu anda. şeyden bahsedeceğim. Bakın upload hızı kaç sizde? Bizim için SEO ile uğraşanlar için en önemlisi upload hızı. Bakın şimdi. Görüyor musunuz upload hızını? Benim şu anda download hızı 100 megabiti gösteriyor. Daha tam bitmedi şu anda. Bitince tam çıkacak ortaya şimdi. Peki. Bakalım şu upload. Yani ben şu upload hızını hiçbir yerde göremedim An başka. 99.94 download hızını gösteriyor. Upload da 10 megabit benim zaten de. Bakalım 10 megabiti ne kadarını görecek. Peki. Şimdi hocam, eklenti geldi. Şuradan. Ki şu anda kamera açıkken bu değerler. 9.42 benim de upload. Download 99.94, upload 9.42. Evet. Sizin kaç? Hocam peki ne kadar ödüyorsunuz şeye, internet faturasına? Ben eski kullanıcı olduğum için biraz daha indirimli kullanıyorum. Yani normal kullanıcı fiyatı değil benimki. Çünkü ben nereden baksanız 4-5 senedir kullanıyorum Vodafone'u. Evet. Vodafone eski Hocam kullanıcı indirimli şeye geç sunuyor. isterseniz. Neydi? Easy. Ekranım. Easy Upgrades yazın. Easy Upgrades. Şöyle değil mi? Öyle aratın. Çıkar şimdi buna benzer şeyler. İlk önce bunu kurmamız gerekiyor. Şurada İlk bak. önce... Easy Payment Plugin Upgrades diyor. Plugin Upgrades diyor. Evet. Ha, onu kuruyorsunuz. Biz bu kurulum arkadaşlar tabii YouTube kanalımızda paylaşacağız. Ya Özer Bey ya ben. Neden bu şekilde kuruyoruz? Direkt VP Rocket'i satın almadık. Çünkü alamadık. Şimdilik alamadık. Neden? Çünkü çok pahalı geldi bize. İlk önce anti malware'i mi kuracaktık hocam? Aa, bunu niye bu etkinleştir dediğinizi etkinleştirmesi lazım bunu. Hmm, ben Problem hosting... var. Yani temada mı bir problem var acaba? Şöyle yapalım. Ben bunu ilk önce şöyle Ya yapayım. şöyle yapın Onur Bey. Bu eklentiyi siz WordPress.org'dan indirin. Manuel olarak, zipli olarak kurun. WordPress. Ben de onu düşündüm. cPanel'den. cPanel'e gerek yok. WordPress'in içerisinden manuel de yükleyebilirsiniz. Ha, öyle de var. Evet, doğru. cPanel'le uğraşmayın. Evet. O değil, o değil.
Değil mi? Bu değil. Bak tam ismini yazın az önceki eklentiler kısmına girin sitenizde. Abi, buradan. O ismi dur. Tamamen kopyala yapıştır yapın. Bu mu ki? Şu. Bu değil mi? Evet, o da support kısmına girdiniz. Plugin kısmına girin. Plugin şurada. Geri gelin. Burada mı? Yukarıda plugins yazıyor. Plugins. Plugins. Tamam. Ha, buraya ismi kopyala yapıştır yapın. Tamam. Şu. Şimdi eklentiyi buradan indirin. Masa üstüne. Download diyeyim. Peki. Şimdi Özür Hocam buradan yükleyelim. Burada eklentiler kısmında yeni eklediğim eklenti yükle. Choose file diyoruz İngilizce olarak. Şimdi nerede? İndirdiyseniz oradan yükleyin. Nereye indirdiyseniz oradan seçin dosyayı yükleyin. Burada. Bu mu o? Bir dakika şuradan bakalım neymiş o. Evet, Easy Team and Plugin Upgrades. İlk önce onu ziplemem gerekiyor. Çünkü Mac bilgisayarın özelliği bu. Zip dosyasını ben onu anlayamadım zaten ilk etapta. Yani kolay şey yaptılar ama bazen kolaylığı. Yani %60'ı kolaylığı. %40'da bazen böyle zorluk oluyor. Hazır zipli dosyayı açıyor. Tekrardan ziplememiz gerekiyor. Anladım. Demek ki biraz farklılıklar var yani. Şimdi şuradan büyükleyelim bakalım. Allah. Gelmiş. Daha evvelden kurmuşum ben bunu. Ondan kaynaklanmış. Anladım. Ondan dolayı hata veriyor. Kurulmuşsa zaman gerek yok ama değiştireceksiniz, değiştir diyebilirsiniz. Hocam acaba benim bu yapacağım hız optimizasyonu ve ardından gerçekleştireceğim nedir o? Hosting yükseltmesinden sonra iddia ediyorum ki 700 tekelite ulaşacağım. İnanıyor musunuz? İtiniz yükselebilir ama sadece tabii ki internetinizin hızıyla ihti yükseltemezsiniz. Kaliteli chatler oluşturmalısınız. Kaliteli backlinkler almalısınız. Ama önceliğiniz kaliteli içerikleriniz olmalı. Yani ziyaretçileriniz sitenize girdiği zaman kesinlikle sitenizde kaliteli chatler bulmalı, vakit geçirmeli. O zaman hitiniz artar. Ziyaretçileriniz ne kadar kaliteli chatler bulursa o kaliteli içerikleri paylaşarak sitenize durmadan trafik kazandıracaklardır bedavadan. Bir türlü etkinleştiremiyorum. Neden acaba? İlk önce anti malware'i mi kursaydık? Niye etkinleşmiyor bu? Bak, etkinleşti bu sefer. Tamam. Oldu. Bunda sorun yok. Tamam. Settings'e giriyor muyum ayarlara? Ha, bunun şeyin ayarları yok. Bu Easy Team Plugin Upgrade'in ayarları yok. Sadece etkinleştiriyorsunuz o kadar. Ardekine bakmışım. Biraz yorgunluk oldu galiba. Hiçbir özelliği yok. Sadece bunu kurup etkinleştirmek yeterli oluyor. Bir tane de anti-malware kuralım değil mi? Anti-malware var zaten. Ücretsiz bir tane anti-malware. Onu kurun. Evet. Buradan yeni ekle. Güzel hocam bu arada bilgi birikimini WordPress.org'dan buradan bulabilirsiniz. Anti-malware yazarım. Malware yazıp bakalım. Çıkaracak mı? Bir tane çok güzel bir anti-malware eklentisi var. Ben de kullanıyorum onu. Özellikle de böyle mesela diyelim ki işte GPL ürünler kullanıyorsanız kesinlikle kontrol edilmiş. Ha, aşağıda. Şu mu? Biraz daha in. Ah tamam işte bu. Şu. Evet bu. Ben bunu kullanıyorum. Bu çok güzel. Aha. Mesela diyelim ki kodlarda bir değişiklik yapılmışsa işte atıyorum bir varez tema kurulmuşsa ya da bir varez
eklenti kurulmuşsa diyelim, kodlarda bir değişiklik varsa, evet, eklenti onları hemen tespit edip otomatik bir şekilde onarabiliyor yani. Hocam bakalım kayıt ne durumda? Hayır, ilk defa burada Google Meet'te bir kayıt yapıyoruz. Google Meet benim favorim arkadaşlar. Kullanımı da son derece kolay bir program yani. Evet, şu an kayıtta diye zannediyorum. Evet, kayıtta şu an zaten. Kayıt diyor ama kaç dakikadır kayıt olduğunu göstermiyor. Onu en son artık görürüz. Bu kadar kolay bir şey değil. Tarayıcı üzerinden bu özelliği sunmak. Zoom biliyoruz ki uygulama ve program üzerinden de şey yapıyor. Anti-malware'ı evet etkinleşti. Tarama ayarlarından tarattırabilirsiniz isterseniz. Tarattıralım değil mi? Ama önce WordPress Rocket'ı kuralım. Ben böylece yolladığım eklentide de bir problem var mı yok mu görmüş oluruz. Evet, burada bir sorun var mı? Database injections çubuğuna bir şey daha diyor. Ücretsiz anahtar al diyorsunuz önce şu sağ taraftan. Kayıt oluyor siteye. Nereden o? Sağ tarafta bak. Ücretsiz anahtarı al diyor. Buton var. Ücret yazdım çıkmadı. Orada değil aşağıda. Burası mı? Aha orası evet. Yorumsuz... Şimdi oraya adınızı soyadınızı işte yazıyorsunuz. Şu e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra şimdi birazdan kullanacaksınız. Post adresinizi yazın. Peki. Register now diyorum. Evet. Kodu kopyalasam mı ki? Şu kod mu ki o? Normalde register now deyince hallolmasından yanmadı mı orası? Peki. Bakalım. Burada bir açılır pencere. Çok pardon. İngilizce. Normalde çok kolay bir şekilde oradan hemen direkt kayıt olması lazım. Evet almış olmaz zaman anahtarı. Evet almışım. Tamam değil mi? Buralarda bir sorun yok. Tam tarama çalıştı evet. Değil mi? Önce... Aşağıya in. Aşağıya in. İnin. Ayarları evet. Kaydet diyor. Ayarları bir kaydedin. Kaydedelim. Kaydediyor mu ayarı? Evet. Şuradaki seçeneklerin yanmış olması lazım. Onlar yanmadı ondan garibime gitti. Şunlar bak işaret şeyleri. Database injections. Yeni tanımlamaları indirin diyor. Bak sağ tarafta onu yapın. Yeni tanımlamaları indirin diyor. Sağ tarafa gelin Onur Bey. Bak orada tıklayın ona. Tamam. Lütfen. Şunu aşağıya inin. Evet. Ha, tamam şimdi olur bak. Şimdi seçenekler açıldı. Hayır gerek yok ona. Şimdi yukarı çıkın. Aha. Sadece en son seçenek kullanılamıyor. O da bağış istiyor en son seçenek için. Ama onun dışındakiler kullanabiliyorsunuz. Aha. Şimdi tam tarama çalıştır deyin. Bütün her şeyi tarasın sıfırdan. Yavaşladı. Biraz uzun sürebilir. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim size. Önce VP roketi kuralım mı? O zaman önce roketi kurun. Ya da şöyle yapalım. Şimdi tam tarama yaparsanız bazen bu 1 saat 2 saat sürebiliyor. Roketi kurun, plugins'i seçersiniz üstten sadece eklentileri tararsınız. Anladım. Yoksa video çok uzar. 2 saat 3 saat sürdüğü zamanlar da oluyor yani. Peki. Şimdi şuradan yeni ekleden VP roketi kuralım. Sadece eklentileri tarama yaptıralım video uzamasın diye ama şunu söylemek istiyorum ben izleyicilerimize. Siz bu eklenti kurduğunuz zaman herhangi bir eklenti ya da tema kurduğunuzda tam tarama yaptırın mutlaka. Hı hı. Biz burada videomuzun süresi çok uzamasın diye tam tarama yaptırmıyorum ben şu anda Onur Bey'e. Evet. Hani evet. Herkesin bilgisi olsun. Siz kendiniz bilgisayarınızda tam tarama yaptırın muhakkak. Evet. VP roketi hocam bir zipleyelim şuradan. Yani sıkıştırmamız gerekiyor. Evet. Özür hocam bu toplantılarımızı podcast ayarında sürekli yapalım bence. Ben çok haz aldım. İnşallah podcast olarak yapabiliriz devamlı. Hı.
İzleyicilerimizden yoğun istek gelirse bu şekilde devam ederiz yani çalışmalarımıza ve kayıtlarımızı devamlı yaparız tabii ki. Evet. Açıyor bakalım. Bu arada ben LinkedIn'den başvurduğum bir iş başvurusunda yarın mülakat olacağım hocam. 17.30'da. İnşallah siz de iyi dileklerinizi bekliyorum hocam. İnşallah iyi bir teklif alacağım bakalım. Umut ediyorum. İnşallah. Beklentiyi etkinleştirdi. Öğrencimin de iş alması tabii ki beni de gururlandırır neticede. Özür hocama sürekli soru soruyoruz ya. Yani beni kırmadı. Ben böyle canlı yayın yapmayı severim. Yapalım dedi canlı yayını. Kaydı yani. Evet kayıt. Şimdi gelelim VP Rocket ayarlarına. Şimdi ayarlarına başlamadan önce bir şey yapalım. Antivirüs taraması yapalım. Tamam değil mi? Anti-malware, evet. Tarama ayarları diyor. Peki. Tarama ayarlarına girdiniz mi Onur Bey? Yavaş çünkü ilk önce VP Rocket'te optimizasyonu yap dedi bana hosting firman. Daha sonradan size bir deneme şimdi burada yukarıda plugins yazan butona tıklayın ki çok uzun sürmesin tarama. Bunlar bir saniye. Yalnız şu yan taraftaki kısımları seçeneklere tıklayın. Bu mu? Hayır, sol tarafta seçenekler var. Database bak, işaretler kaldırılmış bak. Şu. Yukarıda yukarıda. Heh. Onlara tıklayın. Peki. Dikkatin onlara. Ha, şimdi plugins butonuna tıklayın yukarıda. Bu mu? Yukarıda o değil. Public HTML. Ha, tamam. O evet. Tarama çok uzun sürmesine eklentilerde sadece arama yapacak şu an. Anti-malware. İlk önce VP Rocket ayarlarına başlamadan bir backup alsam mı? Veya iş işten geçtim. Daha evvelden bir backup'ım var ama yedeyim. Bakalım antivirüsümüz virüs bulacak mı bulmayacak mı? Bulmazsa onu olsa yedek alalım. Eğer eklentide ya da başka bir eklentide bir virüs varsa boşuna yedek almamış oluruz. Aynen. Çok iyi hocam. İyi bir cevaptı gerçekten. Her zaman ben şunu söylüyorum. İster bir eklenti kullanın, ister bir tema kullanın. Hı-hı. Ama anti-malware'la önce bir test edin. Mutlaka yani bir virüs var mı yok mu diye. Çünkü bu program bulduğu virüsleri otomatik onarabiliyor. Çok güzel bir program. Kesinlikle tavsiye ederim. Kullanımda son derece kolay. Yani virüsü sadece bulmuyor, aynı zamanda onarıyor. Karantina yani otomatik onarıyor. Yani teknik bilginiz gerekmiyor bu anti-malware eklentisini kullanırken. Ancak tabii ki kullandığınız eklenti sayısı, işte kullandığınız temanın büyüklüğü, evet. İşte WordPress çekirdeğinizin büyüklüğü vesaire. Bunların hepsi anti-malware'ın tarama süresini uzatabiliyor tabii ki. Bunu baştan söyleyeyim. Ama siz her zaman tam tarama yapın. Biz şu anda kayıt uzun sürmesin diye az yapıyoruz. Close yapın onu Onur Bey. Evet. Taradığı bir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Bakın bu ekranda yeşil görüyorsanız yeşillerde hiçbir problem yok demektir. Sarılar ufak tefek uyarılar demektir. Onlarda da bir işte kimi dosyaları atlıyorlar, ediyorlar. Eğer kırmızı seçenek görürseniz o zaman bir virüs bir şey var demektir. O zaman işte onu kırmızının üzerine geldiğiniz zaman anti-malware eklentisinde seçtiğinizde otomatik düzeltme modu oluyor onda. O moda tıkladığınızda takır takır taramaları yapıp düzeltiyor. Buradan hocam hemen bir backup alayım ben. İlk önce henüz sağlamken. Asıl backup için yine WordPress'in ücretsiz bir eklentisi olan UpDraft Plus eklentisini tavsiye edeceğim. Biliyorum o da bir çok teknik bir eklenti. Gerçekten bütün sitenizin yedeğini alabilirsiniz. Bir çökme anında sitenizi yeniden kurup yedeğinizi de hemen yükleyerek kurtarabilirsiniz sitenizi. O kadar pratik bir eklenti. Hızlı bir yöntem değil mi? Çok hızlı. Yani cPanel tabii ki cPanel'den de yedek alınıyor da cPanel biraz daha işlem uzuyor ama UpDraft Plus eklentisi gerçekten bu anlamda çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet. cPanel'i eğer siteniz WordPress değilse yani işte diyelim ki PHP, ASP gibi bir yazılımla yapıldıysa mesela
Si paneli kullanmanız fayda sağlar da eğer siteniz WordPress ise o zaman updraft plus eklentisini kullanarak tam bir yedek alabilir ve aldığınız yedeği de sitenizde bırakmayın kesinlikle. Muhakkak bilgisayarınıza indirin çünkü hosting firmaları genelde hostinglerinde yedek bırakılmasını sevmiyorlar ve bu amaçla kullanılmasını da istemiyorlar. Evet. Kurallara aykırı olduğu için oradan direkt kaldırabiliyorlar yedeklerinizi, haberiniz olsun. Hani o yüzden bir yedek alma işlemi yaptığınız zaman updraft plus eklentisini mutlaka bilgisayarınıza da indirip saklayın o yedekleri. Evet. Bu arada Özer Hocam bu kadar kolay işlemi yapmasının nedenlerinden, bu kadar işleri kolay halletmesinin nedenlerinden biri bilgisayarın Monster değil mi hocam? Evet. RAM'i kaçtı? 16. Ya mesela ne kadar hocam şimdi bu aralar o bilgisayarlar veya alırken kaç dolar karşılığıydı? Dosyayı inerken. Dolar bazında şimdi fiyatlar değişken yani şu anda bir fiyat vermem pek doğru olmaz yani. Neticede yani 3 sene önce 4 sene önce almış olduğunuz bir bilgisayar şu anda daha ucuz oluyor aynı konfigürasyon. Ancak yok. Tabii ki ülkemize doların yükselmesi, euronun yükselmesi bizde etkiliyor haliyle. Yani fiyatlar Türk parasına çevirince çok değişken olabiliyor yani. Normalde şöyle düşünün. 5 sene önceki dolar endeksini düşünün. Yani o zaman aldığınız bir dolar karşılığı fiyat şimdi daha da ucuz olsa bile dolar yüksek olduğu için daha pahalı yansıyor bu size yani. Herhalde. Ama yani şöyle diyeyim. Mesela bendeki bilgisayar 8 yıllık bir bilgisayar. 2014'te aldım. 2014 Ağustos MacBook Pro. O zamanın dolar karşılığı bir dakika. 4000 lira. 1500 dolar mı? Ne olarak? Aşağı yukarı 1500-2000 dolar civarı karşılığıydı. Yani ama şimdi dolar olarak mesela sizin aldığınız bilgisayar dolar olarak şu anda ucuzlamış olsa bile doların yüksekliği sebebiyle daha bir pahalı gibi görünüyor aslında. Ama dolar karşısında ucuzlamış oluyor yani. Anladım. Şimdi hocam neredeydik biz? Tamam, backup'ımız var. Şimdi Özer hocam bunun şeyinde bana yardımcı olma imkanınız var mı? Optimizasyon, VP Rocket şeyinde. Girelim WordPress Rocket'ın. Üstten girebiliriz ayarlarına. Nerede o ya? Bir dakika. Şu, orada işte VP Rocket yazıyor. Bir saniye hemen şuradan VP. Üst tarafta değil mi? Üst tarafta. Gördüm şimdi evet gördüm. Yani gözler biraz sağ göz. İyi görmüyor benim. Evet. Şimdi ilk önce bir isterseniz şimdi bir hız testi yapalım. Bir de ardından hız testi yapsak nasıl olur? Olur. Önce ayarlar kısmına girelim mi olmazsa şuradan. WordPress Rocket'ın ayarlar kısmına bir tıklarsanız. Şu buradaki ayarlar değil mi? Tamam. Üstte yazıyor da WordPress Rocket'ın ayarlar kısmı. Tamam. Şimdi yansımıştır hocam size ekran. Daha gelmediniz bana ekranda. Şimdi gelmiştir değil mi? Girdim oraya. Şu an. Tebrikler yazıyor. Ha, şimdi geldi evet tamam. Tamam şimdi bu ayarları yapmadan önce bir hız testi yapıp onun peki görüntüsünü bilgisayara bir yere kaydedelim. Ondan sonra tekrar hız testini ayarladıktan sonra yapıp aradaki farkı görelim. Bakın hocam şu anda saniyeleri saymaya başladım. Yani neredeyse 10 saniyeye yaklaştı açılması. Ki bu ana sayfa. Bu sitede dolu sayfa var. Şimdi Page Speed Insights'tan bakarım ben. Google'ın kendi aracı. Çünkü Google için uğraşıyoruz. Google artık başka bir şey önermez diye. Hemen şuradan alalım. Evet. Çok yavaş gelecek. Hatta sıfır falan gösterebilir. Yani işlem yapılamaz diye de gösterebilir. Bilmiyorum. Kaç verecek? Evet. Yani zaten bakamadı bile. Bakın. Unable to resolve English WebTR trial checking URL for validity. Şurada da gösteremedi. Bir kez daha deneyelim. Daha deneyelim. Evet. Mobilde bu sefer gösteremedi. Masaüstünde yine gösteremedi. Çünkü çok sıkışık. Yani dosyalar
Çok düşük bir paket kullanıyorum. Zaten hosting firmamı da yani şu anda kullandığım paketin hit getiren siteler için uygun olmadığını söyledi. Evet, Anladım. hostingden memnunum Ama fakat sizin ilk etapta yapmanız gereken, yani şu an biz bu hızı yapsak bile çok bir fayda olmayacak demek ki. Öncelikle paketinizi yükseltmeniz gerekecek. hayır, ilk önce dedi hosting firma VP Rocket veya herhangi bir yani optimizasyonunuzu yapın, hız optimizasyonunuzu. Hatta resim küçültmelerim varsa onları da yapacağım. Hız optimizasyonunu yapacağım. Optimizasyon tam olacak. Ardından ben optimizasyonumu yaptım. Site çalışıyor. Bana iyi bir şey önerin. Hani onların önereceği bir paket var. Şimdi hocam burada panel buradan başlasak ezberinizde var mı yoksa bir materyal açalım mı bunun için? Çok sık Şimdi VP Rocket kullanan. panelden değil de ön belleğe girmeniz lazım ilk önce. Ön bellek kısmından sol tarafta panelin altında. Tıklayayım mı? Önce ön belleğe girmenizden. Burada panel kısmında ayarlayacağımız bir şey. Burada eğer Rocket CDN falan kullanacaksanız onu satın aldıktan sonra ayarlamalarını falan yapıyorsun bu kısımda. İsterseniz biraz aşağı indirin gösterelim kullanıcılarımıza. Ha, ön bellek Girdim. kısmında şu anda tamam. Yansımamıştı. Ekran geç yansıyor hocam. Şimdi şunu tıklıyorum, değil mi? Mobil Evet. cihazda etkileşim. Bu arada Ön belleği fark netleştirin ettim, diyorsun. ekran geç yansıyor. Ekran geç yansıdığı için bazen ben size buradan okurum. Ekranı geç yansıdığı aklınızda olsun. Özür hocam. Mobil cihazda için ön bellek dosyalarını ayır altında. Onu işaret etsek mi ki? Peki. Oturum açmış WordPress kullanıcılar için ön belleklemeyi etkinleştir. Tamam. Oturum açmış. O açmış kullanıcıların için etkinleştirme. Etkinleştirmeyelim. Ön bellek geçerlilik süresi. Ne İşte bir desek? saniye tam göremiyorum. Aşağıda olduğu için biraz daha aşağı inebilirsiniz. Ekranı göreceğim Daha de tam şu anda. geldim fakat size yansımadı. Şu Şurada bir anda Google şöyle yapın. efendim. Buraya şöyle yapın. Her ne diyor? 10 saat olarak ayarlayın diyor. Öyle tamam 10 saat olarak ayarlayın bunu. Her 10 İki. saatte bir otomatik ön bellekleme yapsın yani demek. Tamam. Şimdi Belli ki değişik. 10 saatte bir ön bellekleme yapacak bundan böyle. Değişiklikleri kaydediyoruz şu an. Peki hocam. Şu an ben tabii geç geldiği için görüntü tam göremiyorum şu an neler olduğunu. Aynen. Şimdi bastım ben değişiklikleri kaydede. Sonra bir sonraki menüye geçin. Evet. Şimdi dosyaları birleştirme. CSS dosyalarını küçült. Bu lazım. Karşıma gelmedi henüz benim. Gelsin. Ekran Gelsin. daha göremedim. Hı. Evet, şimdi geldi. Şimdi burada çok dikkat etmemiz lazım. Bunları bilinçsizce kullandığımız takdirde grafiklerde bozulmalar olabiliyor. Bunu izleyicilerimize kesinlikle söylüyorum. Bu konuya çok dikkat edin. Zaten WordPress Rakıs da uyarılarda bulunuyor. Hani bunları yaparken bir hata olabilir diye. Şimdi ilk etapta CSS dosyalarını küçült. Oraya bir kere tıklıyoruz. Tıkladım, tıklayamadım. Aktif et diyor. Aktif ettik. Tamam. Evet, bak CSS burada uyarısı çıktı. Grafiklerde bozulmalar olabilir diye. Yani her eklenti her temaya tam uyumlu olmayabiliyor. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra CSS dosyalarını birleştir diyor. Ona da tıklıyoruz bir kere. evet. Tamam. Birleştirdim. Evet. Tarih Eğer CSS dosyalarında hatalar olursa yani ekran bozulmalar bu CSS dosyalarını birleştir kısmındaki teki kaldırmanızı öyle öneririm. evet. Yani Şimdi bunlar da burada. CSS teslimini iyileştir var bir de aşağıda. Bir de burada hariç tutulan CSS dosyaları var. Onu da bir deneyin ama biraz riskli yalnız. O CSS dosyalarını bozabilir. Bir deneyin. Bozulma olursa CSS teslimini iyileştir kısmını kaldırırsınız sonra.
Peki. Ama zorlanırım galiba yani. Neyse şimdi dursun Grafiklerde bakalım. bir bozulma olursa bakarız şimdi. Grafiklerde bozulmalar olursa orada Ama gidip kaldırırız. CSS değiştir kısmını. bence birleştirmeyeyim ya. Beta özellik diyor. Peki JavaScript dosyaları Evet, küçültelim. JavaScript dosyalarını küçültüyoruz. Bu da yine aynı. CSS dosyaları gibi JavaScript dosyalarına zarar verebilir. Bunlara da dikkat edelim. Yani bütün seçenekleri işaretleyip de ben sıkıştırdım demek olmuyor. Çünkü herkes şekillense her temayla düzgün çalışmayabiliyor. Evet. JavaScript dosyalarını birleştir. Evet. Bir de onun bir altındakini seçin. JavaScript dosyalarını birleştir. Evet. Şu ekranın geç yansıması çok fazla şey olmasından galiba. Dur şunu şu fazla sekmeleri kapatalım hocam. Evet, gereksiz sekmeleri kapatalım. Hiç olmazsa aşırı yavaşlığı önlemiş oluruz. Aynen. Şunu da kapattıktan sonra geldik. Evet. Şimdi ertelenmiş JavaScript yükle. Şimdi bir saniye. Tamam, ertelenmiş JavaScript'i yükle. Onu da bir işaretleyelim. JavaScript'i geciktir yürütmesi. O şimdilik kalsın bir. Onu da daha sonra deneyebiliriz yani. Eğer dosyalara bir bozukluk olmazsa onu da deneme ihtimalimiz olur. Şimdilik kalsın yani. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Değişiklikleri kaydet diyoruz. Evet. Bayağı bir ayarımız olacak galiba. İşte deneyeceğiz. Yani nerelerde bozulma oluyor, nerelerde olmuyor ona bakacağız. Ona göre bazı seçenekleri kaldıracağız. Bunlar böyle maalesef. Peki Özel Hocam bu akşam ne kadar? Yapıyoruz ya. Çünkü herkes eklentisi her temada aynı performansı göstermiyor. Kimisinde daha yüksek performans gösterir, kimisinde daha düşük performans gösteriyor. Özür hocam bu akşam ne kadar vaktiniz var? Ben sitemi Screaming Frog'da taradım. Bir de Semrush'ta tarattım az evvel. Onlar Yani da birazdan. Önce şu tamam. ayarları yapalım bir. Şimdi Özür hocam o halde aşağıda başka yapacağımız ayarlar da var mı burada? Var. Biraz daha aşağı inerseniz. Şu an görüntü geç geldiği için göremiyorum tabii ben şu an sizin nerede olduğunuzu. Veri tabanı, CDN, kalp atışı, eklentiler, resim iyileştirme Bir falan böyle. saniye. Bir yukarı çıkar mısınız? Bir göreyim menüleri sol tarafta da. Az yukarı çıkabilirseniz Onur Bey. Veri tabanı üstünde ne var? Veri tabanı üzerine gelişmiş kurallar. Ortam var bak. Evet. Dosya geliştirmeyi yaptık. Ortama gireceğiz şimdi. Hı. Sıra sıra. Hazelot var. Bir saniye, bir dakika. Bir göreyim. Ekran gelmediği için tam göremiyorum şu an. Şimdi burada izleyicilerimize şu bilgiyi vermek istiyorum. Lazy load demek sizin grafiklerinizi daha hızlandırmak, daha basit gösterip daha hızlandırılmasını sağlıyor yani. Bunun için mutlaka resimler için etkinleştir kısmını seçin. iFrame'ler ve görüntüler için etkinleştir. Şimdi onu Biraz söyleyeceğim. Eğer siteniz e-ticaretse ve e-ticaretinizde kredi kartı sistemleri kullanıyorsanız o zaman bu iFrame'ler kısmını seçmeyin. Çünkü orada bozukluk yapıyor. Ama siteniz bir blog sitesi yani e-ticaret sitesi değilse yani kredi kartı satış yapmıyorsanız o zaman iframe'ler ve görüntüler için etkinleştir kısmını işaretleyebilirsiniz. benim burada şöyle bir planım var Özür Hocam. Şimdi ben sitemde hibrit yöntemiyle hani hibrit şey hani hem blog hem de farklı kazanç yöntemleri nedir? Mesela bir eğitim ajansının hazırladığı bir öğrenci koştuğu yazılım var. Mesela bunun satışını yapmak istiyorum. PTR Kredi veya bir satış yapacaksanız kredi kartı postu ekleyin. O zaman bu iframe'ler kısmını açmayacaksınız. Çünkü kredi kartının ödeme kısmında problem çıkarıyor iframe'ler. Benim başıma geldiği için tecrübeli sabit yani. dursun. Ama
Kredi kartını hiç kullanmayacağım diyorsanız ya da kredi kartıyla ilgili sanal post kurmayacaksanız o zaman iFrame'leri açabilirsiniz. Evet. Resim boyutları, eksik resim boyutları ekle. Evet, bu şu manaya geliyor. Yani siz bir resim eklediğiniz zaman onun boyutları belirtilmemişse işte burada onları da ekleyebiliyorsunuz. Bunu da açabilirsiniz yani bu bakımdan. Kaydediyorum. Üstte iFrame'i seçtiniz mi? Site e-ticaret sitesi mi şu anda bu? Ben onu ben yani bir sürü site olduğu için elimde onu büyük bir ihtimalle unuturum. O yüzden şimdilik böyle dursun. Çünkü benim aklıma geldi, iyi oldu. Kaydediyorum hocam. Tamam. Değişiklikleri kaydettiğim. Evet. Çünkü o hibrit sistem aklımda. Yani şu öğrenci koşturu yazılımı veya bazı şeyleri paravan bir satış sitesi olarak kullanmak sistemi aklımda. Yani o yüzden unuttuğum zaman kredi kartı da evet. Çok dikkatli olunması gereken bir alan. Çünkü o yani kullanıcı tarafında şey yapmasın. Değişiklikleri kaydettiyseniz sol taraftaki menüleri görebilir miyim? Evet, ortamın altında ön yükleme var. Oraya giriyoruz şimdi. Onu yapmıştık. Ön yüklemeyi yapmadık. Bellekleme yapmıştık. Ön bellek, ön yükleme ayrı. Aktif et diyelim mi? Bir saniye, tam ekran daha gelmedi. Yaz. Evet, ön yüklemeyi aktif et diyelim. Tamam. Site haritası tabanlı ön bellek ön Bağlantı yüklemesi. ön yüklemeyi etkinleştir. Evet, onu da tık atalım oraya. Şurası peki. Yani sitenizde bağlantılar varsa onların da yüklenme süresini kısaltıyor. Yani Ya peki işte. site haritası tabanlı ön bellek ön yüklemesini aktif et. Evet, bunu da yapın. Site haritasının da daha hızlı yüklenmesini sağlıyor. Rekmed XML site haritası. Kullanıyoruz ya işte onu XML site haritası. Onu da XML site haritası. Tamam, bunu da seçebilirsiniz. kaydediyorum. Seçin. Pikini seçin, onu rekmet. Evet. Görüntü geç geliyor size seçtiğim. Tam göremiyorum. Aşağıda bağlantılar ön yükle diyor. Ona da bir tık atın. Attım. Attınız mı o anda bağlantılar ön yükle kısmını? Bir bakabilir miyim? Bakalım. Ama görüntü geç gelecek. Yani kullanıcılarımız da o kısmı görsün ki. Peki. Evet Bağlantı hocam. etkinleştir. Tamam. Kaydediyorum. Kaydettiniz. Bir de Kaydedelim. bu Peki. keşif lentisi de başta olmak üzere diğer keşif lentilerine de daha fazla ayrıntılar da ekleyebilirsiniz. Yani işte şu linkte şurayı mesela ön yükleme yaptırma, işte CSS dosyasında şuradakileri sıkıştırma vesaire gibi ayrıntılı çalışmalar da yapabilirsiniz. Tabii bunun için de bir takım kodlardan iyi anlıyor olmanız lazım. Yani nerede ki hangi sayfadaki CSS'i ben işte kabul edeyim, hangisini reddedeyim. Bunları iyi biliyor olmanız lazım konuları. Hani bunları iyi bilmeden fazla kurcalamayın bilmediğiniz ayarları keşeklentilerinde. Şimdi hocam buradan neresi? Geçmiş ayarlar, veri tabanı, başka bir şey. CDN aktifleşti. Daha ekran beyaz şu anda. Gelmedi henüz. Şimdi gelecek. Bu arada ekran beklerken hani mesela birbirimize sorular Evet, kalp atışı var. Şimdi oraya bir girelim. kalp atışı peki güzel. Kalp atışı API Hostingi fazla yormadan cache yapmaya yarıyor yani daha çok. Kalp atışını denekle diyorsunuz, tik atıyorsunuz. tamam. Ben şu anda işaretlenmediğini tam göremiyorum ekran yavaş olduğu için. Dedim. CSS ama biliyor musunuz Siz CSS? tarafını gösterebilir misiniz? Hem izleyicilerimiz de görsün işaretlenen yeri de yani patlama olmasın videoda. CSS biliyor musunuz hocam? Neyi? CSS. CSS çok iyi değilim. Tamam. Şimdi görmüş olduğunuz gibi işte burayı işaretliyoruz. Alt tarafı olduğu gibi bırakıyoruz zaten. Burada bir ayar yapmamıza gerek yok. Ama istersek bu ayarları değiştirebiliyoruz tabii ki sınırlandırma kısmından. İşte arka uçtaki davranış vesaire yazı düzenleyicisi gibi. Ama bunları bu şekilde bırakmamız yeterlidir yani. Değişiklikleri kaydediyoruz. Bu cache eklentisinin bir özelliği yani işte hosting
ürünleri yani bizim almış olduğumuz web alanlarını yormadan bu işlemi yapmaya yarıyor. Kalp atışı dediği kısım odur yani. Hocam peki Denetliyor yani böyle. sana Fazla yani yapmadan ama yani keşif belleği yaptırıyor. ekran geldi mi size? Geldi şu anda. Yani geldi. Çok yani diyoruz değil mi hocam? Ben de diyorum, ben de fark ettim. Hocam yani de SEO ajansı sorgusunda ilk sayfadayım biliyor musunuz? Çok güzel. Bakın konumdan etkilenme dedim, don't allow dedim. Bakın Arbar Solino, SEO Beyaz. Zaten bunlar Google'da da önde. SEO ajansları, SEO ajansı, SEO hocası, SEO agency ve ben. Görüyor musun hocam? Göremiyorum ki şu an üstte kaldı ekran. Google'da da 18. sıraya geldim. Burada ise şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, Mimoza Bilişim gördüm şu anda. .com 7. 4, SEO Ajansı 1. Video haberlerini de sayarsak 8-9. Sıradayım ama video haberlerini saymazsam 8. sıradayım SEO ajansında ve İçeriklerinizi arttırdığınız sürece bu sayede üst sıraları tırmanarak hitlerinizi daha çok arttıracaksınız. evet. Biz Özel hocamla çok böyle çok bana yardım eder sağ olsun bakın. Profesyonel SEO ajansında da 2. sıradayım. Arbar Solyan'ın altında. Bakalım web tasarım SEO hizmeti. Ama yani şey diyorlar Özer Bey yani Google'ın altyapısını kullanıyor diyorlar. Ama öyle olsa ben web tasarım SEO hizmetinde Google'da bir çıkıyorum. Şimdi kodları inceleyenler var bu anlamda yani çok iyi. Onların yorumlarına göre öyle tabii ki. Bir şey diyemeyeceğim şimdi o konuda. Bakın Yani bu kodları incelemediğim için ne söylesem şimdi yalan olur. Ben aynen. de yani sizin gibi duyuyorum sonuçta öyle söylendiği konusunda. Yani Google'da aratalım bakalım hakkında nasıl bilgi veriyor. Yani Turkcell tarafından geliştirilen Türkiye merkezli arama motorudur. Ha, bu güzel. Turkcell tarafından geliştirilmesi güzel. Optimizasyon işlemine devam edelim de çok bölünmesin video. Oradakiler yani izleyicilerimiz optimizasyonu izlerken şimdi buraya girersek bu defa takılıp kalırlar yani orada nereyi işaretlemiştik, neler yapmıştık diye. Konu çok olmasın diye optimizasyonu bitirelim. Ondan sonra buraya geçelim. Şimdi ne yapalım hocam? Kalp atışını yap. Yaptık. Eklentiler bir bakabilir miyiz? Eklentileri. Kaydettiniz değil mi bunu? Değişikleri kaydet yaptınız. Şimdi varnish var. Eklenti bir bakayım. Web-P uyumlu eklenti durumu. İşte kullandığınız resim eklentisinde yani resimleri optimize etme eklentisinde Web-P varsa bunu buradan açabilirsiniz işte. Eklenti durumunu Web-P olarak. Bazı resim eklentileri Web-P'yi destekliyor yani. Anlatabildim mi? O kısım bu. Şu Didi an açmanıza gerek yok yani. Roket eklentiler, Cloudflare kullanıyorsanız aşağıya inerseniz ben şu anda göremiyorum tam da. evet, var burada Cloudflare ben gördüm şu anda ekran yansıyacak. Siz CDN kullanmak istiyorsanız Cloudflare'i kullanabilirsiniz. O zaman buradan eklentiyi yüklüyorsunuz Cloudflare eklentisini. O sayede ayarlarını yaparak sitenizi daha da hızlandırabilirsiniz yani. Bir de yine Sukur eklentisi var. Ücretsiz onu da kullanmak isterseniz. Ama Sukur'un ücretsiz kullanımı güvenlik açısından çok fazla bir o kadar fayda sağlamıyor. Ancak ücretli almanız lazım. Ücretsiz de sağlıyor da belli bir yere kadar. Yani daha ayrıntılı bir güvenlik isterseniz Sukur'un ücretli kullanmanız gerekir. O bakımdan benim tavsiye edebileceğim ücretsiz CDN Cloudflare kullanabilir ve buradan da eklentiyi açıp ayarlarını yapabilirsiniz. Şimdi burada ayarı yaptık. Değil mi? Burada, ha, burada bir ayar yapmamıza gerek yok şu an. Resim iyileştirme kısmına girebilirsiniz. Burada ne diyeceğiz? Bir ekran gelsin önce. Imagify yükle bir eklenti mi ki acaba? Evet. Bir ekranı görün. Ama Şimdi onun bunu nasıl yüklüyorsunuz. hocam? Belli bir yere, belli bir miktara kadar ücretsiz kullanım sunuyor.
Evet. İşte diyelim ki 500 resimi, 1000 resim mi artık mesela ücretsiz optimize ediyor. Daha fazla optimize etmek isterseniz aylık bir para ödemeniz gerekiyor bu eklentiye. Evet. Şuradan resim boyutlarımıza baktığımızda ben zaten resimlerim üzerinde bir dakika bayağı çalıştım. Çok fazla yüksek boyutlu resim yok. Bakın şimdi şurada tüm resim İngiliz Yani ne kadar varsa eklenti evet. kurup çalıştırmak daha mantıklı. Ücretsiz o. 500 tane mi, 1000 tane mi artık tam rakamını şu an aklımda bilemiyorum yani. O kadar ücretsiz resim optimize etme özelliği var. Imagify. Şu anda benim için gerek yok çünkü 1, 2, 3 tane 200 kilobaytı açan 4-5 tane falan öyle bir resmim var. İzleyicilerimiz o kısmı öğrensinler diye açalım. Hmm. Bir gösterelim yani nasıl kullanıldığını, hani en azından bir fikir sahibi olsun. Bu seçenek kullanmak isteyenler nasıl kullanacak diye Imagify'ı yükleyebilirsiniz. Tıkladım evet. Biraz zaman alacak çünkü sitede içerik, eklenti hepsi çok. Şimdi ne desek biz buna? Ne diyelim burada? Yüklemesi lazım. Yükledi. Bu kadar yeterli mi? Başka bir Aşağıya şey? inebilir misiniz? Bir seçenekleri görelim. Başka bir şey yok. Şu anda göremiyorum da. Resim iyileştirme yazıyor benim ekranımda. Bir ekran gelirse tam göreceğim ne olduğunu da. Ben de şuradan ekranımı kontrol edeyim. Niye gitmiyor hala? Evet. Aşağısını bir görebilirsem tam olarak ne o seçeneklerini hem izleyicilerimiz de görsün ki hangi seçeneklerle karşılaşacaklarını bilsinler yani bu eklenti yüklediklerinde. Hocam yine yani dedik. Değil mi? Peki şimdi kaydırdım. Şu an aşağısını göremiyorum hala. Evet. Biraz aşağı inebilir misiniz Onur Bey? Vallahi aşağısı boş. Boş mu? Hiçbir şey yok mu? Yok. O zaman sol tarafta Imagify diyor bakın. WordPress Rocket. Imagify diyor bakın. Sol Ha. taraf menülerde WP Rocket'ın üstünde mi? Burada mı? Kaydettiniz mi bunu önce yalnız yükledikten sonra? Kaydetme kısmı var mı aşağıda? Şu mu hocam? Evet. Buraya tıklayalım. Evet. Bunu kullanmak için burada söylediği şey şu. Bir tane hesap oluşturmanız lazım önce Imagify'da. Sonra bir tane API key veriyor ücretsiz. Ona sonra konfigüre edip kullanmaya başlıyorsunuz. Bunu şu an isterseniz Gerek yok. uğraşmayabiliriz yani. Ben sadece fikir veriyorum yani. Kullanmak isteyenler burada gösteriyor butonlarda zaten. Önce diyor bir hesap oluşturun. Bir tane API key veriyorum diyor. O API key neticesinde işte aylık 500 tane, 1000 tane mi artık resimleri optimize etme özelliği veriyor. Bedava o kadar resim optimize edebiliyorsunuz. Eğer çok fazla resminiz varsa aylık bir para ödemeniz gerekiyor tabii ki. Benim sitemde çok fazla resim yok. Çok Bunun sebebi diye. şu. Bunun sebebi sistemi başka yerden taşıdım. Taşırken araçlar bölümünde WordPress içeri aktarı kullandım. Hani veri tabanı taşıması falan olmasın diye. Veya hosting firması mı taşımış da öyle bir şey olmuştu. Resimlerim geçmemişti. Çoğu resimlerde sayfalarında bozukluklar var. Onları düzeltmem lazım. Çünkü benim zaten en iyi indeks alan sayfalarım her neyse. Şimdi hocam tamam mı? Tamam ayarları yaptık yani bir şey kalmadı geriye. Araçlar kısmı onu da gösterelim bir araçlar kısmı sol tarafta da izleyicilerimizin bilgisi olsun araçlar kısmında. Sol tarafta alt tarafta menülerde araçlar var. Size yansımadı. Şu anda görüntü yine geç gelecek bana henüz gelmedi. Ekranımı kaydırıyorum işte. Resim kısmını seçmiştik ya. O resmin hemen altında araçlar kısmı var. Evet, tıkladım oraya. Araçlar kısmındayız. Evet. Şimdi araçlara girdik. Burada şu var. Eğer siz bu ayarı mesela diyelim sitenizde bir problem çıktı. Bir terslik oldu. Bozmak zorunda kaldınız. Tekrar tekrar sıfırdan yapmamak için ayarları dışa aktarabilirsiniz. Bu sayede
Sitenizin bir yedeğini almış olursunuz. İşte diyelim ki sitenizi baştan kurmanız gerekip tekrar ayarları yapmanız gerekiyorsa, bu eklenti kurduktan sonra hemen bir altında da ayarları içe aktar kısmında, daha önce dışarı aktarmış olduğunuz ayarları içeri aktararak hemen bir seferde tüm ayarları yerine getirmiş olursunuz. Evet. Tamam. Yine aşağıda geri alın kısmı var. Eğer kurduğunuz WordPress Rockets eklentisinin yeni sürümünde bir problem yaşarsanız bir önceki sürüme de geri alabilirsiniz. Onu da bahsetmiş olayım. Tamam. Şimdi çıkıyorum hocam ana sayfaya. Etkinleştirdi. Eğer Google yazı tiplerini kullanıyorsanız buradan Google yazı tiplerini iyileştir diyebilirsiniz. Diyorum dedim. Bakalım. Çalışmadı ama. Şimdi sitemizi bir kontrol edelim Onur Bey. Ön tarafı paneli açalım. Birkaç sayfa şöyle bir dolaşalım. CSS'lerde bozulmalar var mı, yok mu? İyice bir kontrol edelim. Eğer yoksa ondan sonra buradan ayarları dışarı aktar yapalım. Şu anda halen yavaş olması çok normal. Çünkü hosting firması zaten diyor. Yani bu site trafik alan bir site. Fakat trafik alan siteler için hosting paketinizin uygun olmadığını söyledi. Doğrudur. Bakalım, az evvel hız testi dahi alamamıştık ama şu anda yine alamayız. Önce bir ön paneline bakalım. Birkaç sayfa dolaşalım. Bozukluklar var mı grafiklerde bir bakalım. Yoksa ondan sonra hız testini yapalım. Sitede biraz dolaşın. Birkaç yere girin. Şöyle bir CSS bozuklukları var mı yok mu? Bir Bence kontrol. yok. Bakalım. Bu reklamlar bu şekilde karışıktı zaten. Şöyle Google Index'ten bir sayfama bakayım. A1 kelimeleri. A1 kelimeler İngilizce. Beşinci sıradaymışım. Buradan açalım. Yukarıda reklam alana. Güzel. Yani yavaş yavaş siteniz yükseliyor. Evet. Birkaç sayfaya girelim şöyle. Yok. Öyle Bozulmalar bu. yoksa ondan sonra teste geçebiliriz. Tablolu sayfam var. Bir dakika. İngilizce zamanlar tablosu diyelim. Burada da 10. sıradaymışım. Biraz gerilemiş. Çünkü host çok yavaşlamıştı. Ha, şurada göremedim. İkinci sayfaya bakalım. Var mıydı acaba orada? Acaba ilk sayfada mıydım? Bir daha bakalım. İngilizce zamanlar tablosu. Olur ve isterseniz bir test yapalım önce. Testte problem çıkarsa ondan sonra da daha Scream Frog'a geçecek biliyorsunuz. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Ama onu bir mola verip yapalım. Değil mi Özür hocam? Yani. Bozuk olduk olursa şu trafik getiren sayfamda belki. Bunları var mı yok mu birkaç sayfa dolaşın yoksa teste geçelim. Testte de bir problem çıkarsa ondan sonra Scream Frog'da bir inceleme yapalım. Bakalım bir hatalar var mı sitenizde. Ondan sonra da yayınımızı bitirelim. Yo, önce mola verelim. Hem izleyicilerimiz rahatlasın. Çünkü bir saat oldu. Bu görevi bitirdikten sonra Screaming Frog, daha sonradan da Semrush yayınımızı yapalım hocam. Evet, bir bozukluk yok. Çok güzel. Acaba hızla bir değişim. Yapabilir miyiz? Bir tekrar bakalım bir problem çıkacak mı çıkmayacak mı bir görelim. Bir de aynı testi GT Matrix sitesinde de yapalım. Hani bir burası yapmasa bile GT Matrix'te en azından bir skorlar görünür yani. Genelde burada bir sorun çıkarsa orası da yapmıyor hız testi. Yani çok hata olduğundan dolayı artık hangisini doğru göstereceğini şaşırıyor. Evet. Bir GT Matrix'e bakalım gerçekten dediğiniz gibi. GT Yapmadı mı şu an? yapmadı. Yapmadı evet hata veriyor. Şey yok hata vermiş oldu. Uzantıyı silelim. Burada da yine şöyle bir hatırlatmada bulunayım. GT Matrix sitesine ücretsiz üye olursanız
İlla ki Kanada'yı seçmek zorunda değilsiniz. Londra'yı seçebilirsiniz. Bize en yakın Londra olduğu için. O zaman hız değerleri biraz daha farklı çıkıyor tabii ki. Onu da Hangi? belirtmiş olayım. Eğer siteye kayıtsız test yaparsan sadece Kanada üzerinden ölçüyor. O zaman Kanada biraz yavaş çıkabilir yani. Hocam zannedersem benim bu sitede veri tabanı optimizasyonu yapmam lazım. Yani bunu da VP Rocket'le yapamıyorum anladığım kadarıyla. Çünkü çok eski bir site. Yani Orada iki... çok güzel bir eklenti var. WordPress yani WP Optimize eklentisi var. Bu eklentiyle çok güzel veri tabanı optimizasyonunu yapabilirsiniz. Gerçekten mi? Tabii. Bir de ayrıca WordPress Optimize eklentisinin pro sürümünü kullanırsanız sitenizdeki kullanmadığınız resimleri bulup onları da silebiliyor otomatik olarak. Şu anda bu hız çok normal. Çünkü hosting çok zayıf. Yani zayıf yani. Sistem kaynaklı bence. Şu anda bu hosting'e günde 30 kişi aynı anda girebilecekken sisteme Hosting zayıf olduğu için doğrudur. Yani kendim işlem dahi yapamıyorum. Yani. hosting kullanılması lazım. Evet. Bir de ücretsiz Cloudflare kullanırsak tabii ki daha da hızlı çalışır yani. O halde önce ücretsiz Cloudflare'i daha sonradan da veri tabanı optimizasyonu için VP Optimizer kuralım. Bu yayınımız burada son bulsun Özel Hocam. Bir Olur başka mu? bir zaman yapalım. Böylece hem gereksiz bir şekilde videomuzun süresi çok uzamasın. Çünkü Aynen. çok uzarsa izleyicilerimiz de o kadar sıkılacaktır. Evet. Bugünlük son verelim. Bir başka Dilerseniz Özel zamanda öteki konuları da işleyerek böyle videolarımızı Evet, videomuz Mimoza Bilişim YouTube kanalımızda olur arkadaşlar. Ya da Özer Bey'in kendi YouTube kanalında olur. Kendi veya Vimeo kanalında. Size inebilirsiniz Onur Bey, fark etmez yani. Tamam. Peki görüşmek üzere Özer Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum sizinle beraber bu dersi yaptığım için. Evet, iyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi Bir saniye. akşamlar. Biz kapatmadan ben ilk önce bir kaydı durdurayım. İlk yayındı çünkü bu. Tamam. Bir saniye. Ekran göstermeyi durdurduk. Kayıttan nasıl çıkacağız bakalım. Evet. Şuradan. Kaydı durdurduk. Bir çıkmayın hocam bakalım belki bir. Kaydı durdura bas. Nasıl çık? Videoyu ayarlarken bu şekilde koymayın. Aradaki işte bu mesela hani kaydı durdurayım falan diyorsunuz ya bunları kesip atın yani video editörüyle. Peki. Kaydı durdu. Bu toplantıyı kaydetmeye son veririz. Kayıt toplantıyı düzenleyen kullanıcı Google Drive'ına kaydedilecek. Peki. Kaydı durdurdum hocam.